Hattımızda Yılmaz Vural var. Teknik direktör Yılmaz Vural bir spor adamı ve yerli teknik direktörlerle ilgili hassasiyetini de hep açıkça dile getiren yürekli de bir isim. Yılmaz Hocam merhaba. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Şimdi yerli hocalara ciddi transferler sonrasında imkan tanınsa çok ciddi başarılar elde edebilir görüşünüzü biliyorum ben. Birçok kez de dinledim. Ama bir yerli hoca daha bugün Galatasaray'dan, Türkiye'nin büyük kulüplerinin birinden ayrılmak zorunda kaldı. Kulüp yollarını ayırdı. Bir kere bu yöntem için ne dersiniz? Böyle bir sürpriz bir biçimde bir günde tam da ligler devam ederken belki de dere geçerken atasözü yerindeyse. Yani tabii bu bir günlük aniden olmuş bir olay değil. Sabahtan beri televizyonlardan her yerden takip ediyorum. Galatasaray'dan bir yönetici arkadaşımız istifa etmiş. Onun demecini dinledim. Sevgili Hakan Ünsal'ınkini dinledim. Hepsinin söylemleri işin boyutunun bugün olduğu anlamını çıkarmıyor. Yani daha öncesinden bir birikimin olduğu. Dolayısıyla bu işin tamamıyla takım çalıştırma, başarı başarısızlıkla alakalı olmadığını sevgili Hamza'nın yönetim kurulu olan diyaloğunda belli ki bir kopukluk var. Belli ki aralarında bir anlaşılmazlık var. Dolayısıyla bundan dolayı da bu görevi son verildiğini ifade ediliyor. Tabii ki Hamza kardeşimiz bir Galatasaraylı olarak profesyonelce 3 yıllık anlaşmasına rağmen bir tepki koymamış belli. Çünkü bir yabancı hoca olsa bu kadar rahat yollanamaz. Neden? 3 sene sözleşmesi olan bir teknik direktörün maddi anlamda çok önemli bir kulübü külfet içine sokacağı ortadadır. Del Bosque Hamza Beşiktaş bunu, örneğinde gördük bunu. Tabii Hamza bunu yapmamış. Tamam demiş, madem öyle teşekkür ederim, ayrılmış. Ve verdiği demeç de zaten hepimizi susturacak bir demeç. Evet. Yönetim kurulumuz böyle takdir etti ve ben ayrıldım dedi. Evet. Yani de bir şey konuşmak şu aşamada düşmüyor galiba. Peki çünkü genel olarak bakarsak hocam, Türkiye'de teknik direktörlerin durumu Avrupa ile karşılaştırdığınızda Avrupa'da çok fazla bununla karşılaşmıyoruz herhalde. Lig devam ederken teknik direktörlerin görevine son verme ya da kulüplerin teknik direktörlerin işine çok karışması. Yani bu sanki biraz Türkiye'ye özgü bir şey. Siz de çünkü çok takım çalıştırdınız. Tabii ki. Yani ben şimdi biliyorum ki PTT 1. Liginde 18 takım var. 12 antrenör görevine son verildi 11. haftada. Bizim Süper Ligimizde de en azından 6-7 antrenör. Antrenör 7 oldu galiba. Evet. Bu saçma sapan bir rakam yani. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Başlarken iyi başlıyorsunuz. Yolda ne oluyor da bütün bunlar? Yani bir başarısızlık ortaya çıktığı zaman bu yönetimin başarısızlığı da olsa başkasına mı fatura ediliyor? Yani bir spor ahlakının dışında bir durum var gibi görünüyor da onun için soruyorum. Başarısızlık olsa bir şey demeyeceğim. Yani ortada 3 tane kupa almış bir teknik direktör var. Galatasaray örneği ayrı tabii. Tamamıyla olay insan idaresiyle ilgili galiba. Yani burada o kadar egolar çarpışıyor ki sen, ben, benim dediğim, ben yönetimim, sen antrenörsün, ben yaparım, sen yapamazsın. Yani böyle arada işte genç yöneticilerle anlaşılmamış. Ya bir teknik direktör yöneticilerle anlaşmak zorunda değil, oyuncularla anlaşmak zorunda. Yani tabii ki yöneticiler onu niye getiriyor? Kendileriyle iyi anlaşsın diye getirmiyor, oyuncularla iyi anlaşsın diye getiriyor. Dolayısıyla onun muhatap olacağı yöneticiden çok oyuncular olmalı. Çünkü sonuç olarak bir takım teslim ediliyorsa bunlarla birlikte kardeşim kendi yöntemlerle bize hedefimiz şu, şunu bize elde et diye deniliyor. Şimdi bakın duyuyoruz, bir takımla oyuncularla bir sorun yok gibi, yani öyle bir şey telaffuz edilmiyor. Kendi aramızdaki olan bilemiyoruz tabii altyapısının ne olduğunu. Burada bir mahkeme kuracak halimiz yok. Tabii, futbolcuların etkisi var mıdır bu tip durumlarda hocam? Bir de onunla ilgili tecrübenizden yararlanmak isteriz. Şöyle tabii ki yani bir gerçek var Türkiye'de. Maalesef teknik direktörlük bu hiyerarşik sıralamada işte bir tane de birisi olsun diye yapılan bir kurum. O kadar çok ciddi anlam bir pozisyon değil bu. İşte oyun takımında 3-4 oyuncu, hatta bazen bir oyuncu bile bir teknik direktörün oradan işinden olmasına neden olabiliyor. Yani böyle şey olur mu? Yani bir teknik direktör eğer bu pozisyondaysa o zaman takım üstündeki disiplinin olacak, hakimiyetin olacak. O 28 tane oyuncuyu nasıl idare edecek? Yani Fenerbahçe'de mesela
Van Persie ile ilgili tartışmaları görüyoruz. Bu tarafta Podolski ile ilgili bir tartışma var. Başka oyuncular için herhalde söylenebilir. Evet, işte hatırlayın Ersun Yanal ve Hakan Şükür çatışmasından dolayı milli takımdan ayrılmıştı. Ondan sonra Abdullah Avcı Selçuk İnan'la olan ilişkisinden dolayı hatırlayın sıkıntılara girmişti. Evet. Yani ya neticede bir oyuncudur yani. Tabii ki teknik direktör bütün oyunculara nasıl davranacağını bilmelidir. Biz biraz tabii ki antrenörlerin de şu anlamda egolu insanları yönetirken ki zorlukları ortada. Türkiye'de bu egolar tam tavana vurmuş. Böyle bir kültür yok çünkü yani bir pozisyona gelen kendileri bir şey sanıyor kültürü var. Bunlar hepimizin sorunu maalesef bizim ülkemiz ama, bu yani. Ama sadece herhalde takımlarda, yönetimlerde, teknik direktörlerde, futbolcularda değil. Baksanıza şimdi dün milli maç oynandı Türkiye'de. Milli maçın başında bir saygı duruşu vardı. O saygı duruşuna bile saygı göstermeyen bir taraftarımız da var. Yani neresinden tutsanız elinizde kalmıyor. Siz Avrupa'yı da bilen bir isimsiniz. Orada bir yani, saygı duruşu duydunuz. Gerçekten tabii, saygı duyuluyor. Almanya'dayım şu anda ve evet, burada bir tepki gördüm bu davranış. Medyada yazıldı, çizildi. Yani yapılan bu şeyin doğru olmadığı ifade edildi. Yani bir imaj meselesi bu. Bozuluyor imaj. İnsanlar ne olursa olsun, düşmanın bile olsa ölüme karşı saygılı olmalılar diye düşünülüyor. Tabii ki tepki, protesto en doğal haktır ama bunun da yapılacağı bir ortam olmalı. Dolayısıyla biz maalesef İşin diplomatik boyutunu pek bilen bir ülke değiliz. Yani ne zaman ne yapılması gerektiğini maalesef çok duygularıyla hareket eden bir toplumuz. Bu da hoş olmuyor tabii ki. Sıkıntı oluyor. Maalesef sosyal yapımız bu. Biz buyuz. Değiştiremiyoruz ülkemizi, halkımızı. Dolayısıyla da bu sıkıntıları yaşamaya İlelebet maalesef. Yok, ileri beklemeyelim. O kadar da umutsuz olmayalım hocam. Çetin Altan'ı hatırlayarak enseyi de karartmayalım. Yani bunu değişmesi için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Orasında bir köşede durmalı tabii, değil mi? Ama yani bir yerde insanları nasıl eğitirseniz, nasıl yönetirseniz insanlar da öyle. İnsan geri dönüşü sizin tavrınıza göre veriyor. Dolayısıyla biraz idare edenler olarak bizlerde de kabahat var tabii. Yani insanımız eğer eğitimden yoksun bırakırsanız, onları geliştirmezseniz gelişmiş ülke insanı tavrı koyamazlar. Dolayısıyla bu sorun hepimizin sorunu. Hepimizin sorunu tabii. Direkt bunu böyle tepki gösterdiler diyor. Tepki gösterenlere bu sorunu yüklemek. Ben biraz onu imaj tartışmasından ziyade biz kendi kendimize bir tartışmamız lazım. Asıl dışarıya rezil olduk şu bu falan. Ya bir dakika, insanlık açısından sıkıntı yaşıyoruz. Biz sıkıntı yaşıyoruz. Bizim insanımız bunu yaptı. Biz niye kendimiz zaten öncelikle kendimize rezil olduk. Dışarıya rezil olmaktan ziyade diye bakmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Herkes ne der? Bu mantık hiç benim hoşuma giden mantık. Evet, bana yani ne der? Ama biz doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Asıl mesele bu değil mi? Evet, aynen. Doğru söylüyorsun kardeşim. Pekala hocam. İşte, maalesef ben Türkiye'ye gelirken bir laf söylenmişti. Türkiye şartları diye. Evet, Türkiye şartlara uymuyor, şartlar Türkiye'ye uyuyor. Maalesef öyle bir ülkeyiz ve benim Türkiye'ye geldim 30 seneyi buldu. 30 seneden beri bir arpa boyu yol almıyoruz ve çok üzülüyorum ben bu duruma maalesef. Umarız bundan sonra böyle olmaz diyelim. Çok teşekkürler hocam, katıldınız bizimle, bu meseleyi konuştunuz. Teşekkür ederim. İyi.